İnsanın Anlam Arayışı. 1. Kısım. Toplama Kampı Deneyimleri. Bu kitap olayların ve olguların değil, kişisel anıların, milyonlarca tutsağın defalarca yaşadığı deneyimlerin bir beyanıdır. Bir toplama kampının oradan çıkanlardan biri tarafından anlatılan içerideki hikayesidir. Bu masal yeterince anlatılmış ancak daha az inanılmış büyük dehşetler değil. Küçük eziyetlerden oluşan birikimli bilgilidir. Başka bir deyişle şu soruyu cevaplamaya çalışır. Ortalama bir tutsak için toplama kampında gündelik yaşam nasıldır? Burada anlatılan olayların birçoğu büyük ve ünlü kamplarda değil, asıl imhanın gerçekleştiği küçük kamplarda gerçekleşmiştir. Bu öykü ne büyük kahraman ve şehitlerin ıstırap ve ölümleri, ne başlıca kapolar, ne de ünlü tutsaklarla ilgilidir. Bu nedenlerle de güçlü olanların ıstıraplarından ziyade bilinmeyen ve kaydı tutulmamış devasa kurbanlar ordusunun feda ettiklerini, çektiklerini ve ölümlerini anlatır. Kapolar, kollarında ayırt edici bir işaret taşımayan bu mahkumlar gerçekten hor görürlerdi. Bu sıradan tutsaklara pek az yiyecek verilir ve bazen de hiç verilmezken kapolar asla az kalmazlardır. Hatta kapıların birçoğu kampta tüm hayatları boyunca beslendiklerinden daha iyi beslendi. Tutsaklara karşı çoğunlukla gardiyanların olduğundan daha serttiler ve onları SS'nin adamlarının dövdüğünden daha vahşice döverlerdi. Bu kapolar elbette ki karakterleri bu tür işler için uygun olanlar arasına seçilmişlerdi ve onlardan bekleneni vermedikleri anda rütbeleri alınırdı. Kısa sürede SS'nin adamlarından ve kamp gardiyanlarından hiçbir farkları kalmadığı için aynı psikolojik zeminde değerlendirilebilirler. Dışarıdan bakan birinin kamp hayatına dair duygusallık ve acımanın bulandırdığı yanlış bir fikre kapılması kolaydır. Tutsaklar arasında süregiden Çetin var olma savaşı konusunda pek bir şey bilmiyordur. Bu günlük ekmek ve yaşamın kendisi için kişinin kendi adına veya iyi bir arkadaşı için verdiği amansız bir mücadeledir. Mesela resmi olarak belli sayıda tutsağın başka bir kampa sevki için olduğu söylenen nakil araçlarını ele alalım. Bunların son durağının gaz odaları olduğunu tahmin etmek zor değildi. Çalışabilecek durumda olmayan hasta ve zayıf tutsaklar seçilerek gaz odaları ve fırınlarla dolu olan büyük merkezi kamplardan birine gönderilirdi. Seçim süreci tüm tutsaklar veya gruplar arasında bir meydan kavgasının başlama işaretiydi. Herkes kurtarılan kişinin yerine başka birinin kurban edilebileceğini bilmesine rağmen önemli olan tek şey kişinin kendi ismini veya arkadaşlarınkini kurban listesinden sildirebilmekti. Her bir nakil aracı belli bir sayıda tutsağı götürmek zorundaydı. Bunların hangi tutsaklar olduğu o kadar önemli değildi. Çünkü her biri sadece bir sayıdan ibaretti. Kampa nakilleri sırasında en azından Auschwitz'te yönetimlerden biri buydu. Tüm resmi belgelerine mal varlıkları ile birlikte el konuluyordu. Böylece her tutsağın kendisine yeni bir isim ve meslek uydurabilme şansı oluyordu. Çeşitli sebeplerden dolayı birçoğu bunu yaptı. Yetkililerin ilgilendiği tek şey esirlerin numaralarıydı. Bu numaralar çoğunlukla derilerine dövme ile damgalanıyor. Ayrıca pantolon, ceket veya paltolarında da belli yerlerine işleniyordu. Bir tutsağa karşı suçlama yöneltmek isteyen bir gardiyanın tek yapması gereken numarasına bakmaktı. Asla ismini sormazdı. Nakil konvoyuna dönecek olursak ahlaki veya etik sorgulamalar için kimsenin ne vakti ne de isteği vardı. Herkes tek bir düşünce tarafından yönetiliyordu. Evde bekleyen ailesine kavuşmak için hayatta kalabilmek ve arkadaşlarını kurtarmak dolayısıyla herkes nakil aracında kendi yerine başka bir tutsağı, başka bir numarayı tereddütsüz yerleştirebilirdi. Daha önce de belirttiğim gibi kapoların seçimi çirkin bir süreçti. Bazı mutluluk verici istisnalar olsa da tutsaklar arasında sadece en zalimleri bu iş için seçiliyordu. Ancak SS tarafından yürütülen kapo seçimi bir yana, neredeyse her zaman tüm tutsaklar arasında süre giden bir seçim süreci daha vardı. Ortalamaya bakılırsa sadece yıllar boyunca kamptan kampa sürülen ve bu hayatta kalma mücadelesine tüm erdemlerini kaybeden tutsaklar
yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Kendilerini kurtarmak için dürüstçe olsun olmasın, kaba kuvvet, hırsızlık ve arkadaşlarına ihanet de dahil olmak üzere her yolu denemeye hazırlardı. Birçok şanslı olay veya mucizenin artık buna ne derseniz yardımıyla geri dönebilmiş olan bizler ise biliyoruz ki en iyilerimiz dönemedi. Toplama kamplarına dair belgelere dayanan birçok açıklama hali hazırda kayıtlara geçmiş durumdadır. Burada olgular insan deneyimlerinin bir parçası oldukları sürece önemlidir. Elinizdeki denemenin tanımlamaya çalışacağı şey bu deneyimlerin gerçek doğasıdır. Kamplarda kalanlar için bu deneyimler bugünün bilgisi ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. Hiçbir zaman kamplara girmeyenlerin ise çok küçük bir yüzdesi hayatta kalan ve artık yaşamını sürdürmekte çok zorlanan tutsakların deneyimlerini öğrenmesine ve daha da önemlisi anlamasına yardımcı olabilir. Bu eski tutsaklar sıklıkla şöyle der: "Biz deneyimlerimiz hakkında konuşmaktan hoşlanmıyoruz. İçeride bulunmuş olanların hiçbir açıklamaya ihtiyacı yok. Ve diğerleri de ne o zaman nasıl hissetmiş olduğumuzu ne de şimdi nasıl hissettiğimizi anlayamazlar." Psikoloji belli bir bilimsel mesafe gerektirdiği için konunun metodik bir sunumunu yapmak epey zor bir girişim, ancak gözlemlerini kendi tutsaklığı sırasında yapan bir insan gerekli mesafeye sahip olabilir mi? Bu mesafeye dışarıdan bakan biri kesinlikle sahiptir. Ancak o da gerçekten değerli tespitler yapmaktan çok uzaktır. Olanları sadece içerideki bilebilir. Yargıların nesnel olmayabilir, değerlendirmeleri abartılı olabilir. Bunlar kaçınılmazdır. Herhangi bir kişisel yanlılıktan kaçınmaya çalışmalıdır. Ve bu tür bir kitabın en büyük zorluğu da budur. Bazen çok mahrem deneyimlerden bahsedilme cesaretini göstermek gerekir. Ben bu kitabı isimsiz olarak sadece tutsak numaramla yazmaya niyetlenmiştim. Fakat metin tamamlandığında isimsiz bir yayın olarak değerinin yarısını kaybedeceği ve iddialarımı açıkça dile getirme cesaretini göstermem gerektiğini fark ettim. Bu nedenle teşhircilikten hiç hoşlanmama rağmen bazı pasajları silmekten kaçındım. Bu kitapta anlatılanlardan kuru teoriler süzme işini başkalarına bırakıyorum. Bunlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra esir hayatının psikolojisine dair dikenli tel sendromunu bize tanıtan incelemelere katkıda bulunabilir. Kitlelerin psikolojisi ile ilgili bilgilerimizin zenginleşmesine 2. Dünya Savaşı'na borçluyuz. Lee Bon'un kitabında çok iyi bilinen bir alıntıya biraz değiştirerek ifade edecek olursam, savaş bizi sinir harbi ve toplama kamplarına getirdi. Bu öykü benim sıradan bir tutsak olarak yaşadıklarımla ilgilidir. Hiç gurur duymadan söylemeliyim ki kampla ilk birkaç haftayı haricinde psikiyatr veya hatta hekim olarak istihdam edilmedim. Meslektaşlarımdan birkaç iyi ısınmayan ilk yardım birimlerinde atık kağıtları sargı olarak kullanarak çalışacak şansa sahip oldu. Fakat ben 119, 104 numaraydım ve çoğu zaman demir yolu için kazı yapıp ray döşedim. Bir keresinde işim hiç yardım almadan yolun altına su geçişi için tünel kazmaktı. Bu çabam ödülsüz bırakılmadı. 1944 Noel'inden hemen önce sözde ikramiye kuponları ile ödüllendirildim. Bunlar resmen köle olarak satıldığımız inşaat firması tarafından sağlanıyordu. Şirket kamp yetkililerine tutsak başına belli bir yevmiye ödüyordu. Kuponlar firmaya 50 peniye mal olmuştu ve bazen geçerlilikleri bitse de çoğunlukla haftalar sonra 6 sigara ile takas edilebiliyordu. 12 sigara değerindeki bir kuponun gururlu sahibiydim. Daha önemlisi ise sigaralar 12 çorba ile takas edilebiliyordu. Ve 12 çorba da çoğunlukla açlıktan ölmemenin garantisiydi. Aslında sigara içme ayrıcalığı haftada bir kuponu garanti olan kapolar ve bir ihtimal ambar ve atölyelerde ustabaşı olarak çalışan ve yaptığı tehlikeli işler karşılığında birkaç sigara alan tutsaklarla sınırlıydı. Bunun tek istisnası yaşama arzusunu kaybetmiş ve son günlerinin tadını çıkarmak isteyenlerdi. Bu yüzden bir yoldaşımızın kendi sigaralarını içtiğini görürsek devam etme dirayetini yitirdiğini anlardık ve bu inanç bir kez kaybedildiğinde bir daha nadiren dönerdi. Birçok tutuklunun gözlem ve deneyimlerinin sonucu olan büyük birikim incelendiğinde
mahpusları kamp yaşamına karşı zihinsel tepkilerinin üç evreye ayrılabileceği görülür. Getirilişinin ardından başlayan evre, kamp rutinine uyum sağladığı ve evre ve bırakılmasının ve özgürleşmesinin ardından gelen evre. İlk evreyi karakterize eden belirti şoktur. Şok bazen tutsağın kampa resmi tesliminden bile önce başlayabilir. Örnek olarak kendi teslim koşullarımı anlatacağım. 1500 kişi trende günler ve gecelerdir yolculuk ediyordu. Her vagonda 80 kişi vardı. Hepsi sahip olduklarından arta kalan birkaç parçanın oluşturduğu bagajlarının üzerinde yatmak zorundaydı. Vagonlar o kadar doluydu ki pencerelerin sadece üstündeki küçük bir parçada şafağın griliği görülebiliyordu. Herkes trenin bizi Angarya'ya tabi tutulacağımız bir mühimmat fabrikasına götürmesini bekliyordu. Hala Silezya'da mı olduğumuzu yoksa çoktan Polonya'ya mı vardığımızı bilmiyorduk. Tren düdüğünün tıpkı yok edilişi taşıdığı mutsuz yükün yardım çığlığına benzer ürkütücü bir sesi vardı. Derken tren yavaşladı. Belli ki bir istasyona yaklaşmıştı. Aniden kaygılı yolculardan bir çığlık yükseldi. Tabelaya bakın. Auschwitz. Herkesin kalbi bir an için durdu. Auschwitz ismi tek başına dehşet verici olan her şey demekti. Gaz odaları, fırınlar, katliamlar. Tren yavaşça neredeyse tereddüt eder gibi yolcularını bu korkunç gerçekte mümkün olduğunca korumak istercesine hareket etti. Auschwitz. Şafağın sökmesiyle devasa bir kampın ana hatları görünür olmaya başladı. Uzayıp giden sıra sıra dikenli teller, gözetleme kuleleri, tarama ışıkları ve şafağın giriliği içinde düz, ıssız yollarda kim bilir nereye doğru sürüklenen kılıksız insanlar. İçeriden komut veren bağırışlar ve düdük sesleri duyuluyordu. Bunların anlamını bilmiyorduk. Hayal gücüm bana dar ağaçlarında sallanan insanlar gösteriyordu. Dehşete kapılmıştım ancak bu henüz bir hiçti. Zira bu korkunç ve muazzam dehşete yavaş yavaş alışmak zorundaydık. Sonunda istasyona girdim. İlk sessizlik yüksek sesle verilen komutlar tarafından dağıtıldı. Bundan sonra bu kaba ve yüksek sesleri tüm kampta tekrar tekrar duyacaktık. Sesler bir kurbanın son çığlığına benziyordu ancak bir fark vardı. Sanki tekrar tekrar katledilen ancak yine de bağırmak zorunda bırakılan bir adamın gırtlağından çıkıyormuşçasına ürkütücü bir boğukluktaydı. Vagonun kapıları ardına kadar açıldı ve küçük bir tutsaklar grubu içeri doluştu. Çizgili üniformalar giymişlerdi ve kafaları tıraşlıydı. Ancak iyi beslenmiş görünüyorlardı. Tüm Avrupa dillerini o koşullar altında garip görünen bir mizah tonunda konuşuyorlardı. Denize düşenin yılana sarılması gibi benim doğuştan gelen iyimserliğim ki bu iyimserlik en çaresiz durumlarda bile duygularımı yönetmiştir. Şu düşünceye tutundu. Bu tutsaklar epey iyi görünüyorlar. Moralleri iyi ve hatta gülüyorlar. Kim bilir. Belki ben de bu duruma gelebilirdim. Psikiyatride af yanılması adı verilen bir durum vardır. İdama mahkum edilmiş bir insan infazından kısa bir süre önce bile son dakikada affedilebileceği yanılmasına kapılır. Biz de umut kırıntılarına tutulmuş ve son dakikaya dek o kadar da kötü şeyler olmayacağına inanmıştık. Bu tutsakların al yanaklarının ve tombul yüzlerinin görüntüsü bize büyük bir cesaret vermişti. O zamanlar istasyona her gün nakledilenleri karşılamakla görevli olan bu ayrıcalıklı seçilmişlerle ilgili pek bir şey bilmiyorduk. Bunlar yeni gelenlerden ve onların kıymetli eşya ve kaçak mücevher dahil tüm eşyalarından sorumlulardı. Auschwitz savaşın son yıllarında Avrupa'nın tuhaf bir noktası haline gelmiş olmalıydı. Sadece büyük depolarda değil, SS'nin elinde de altın, gümüş, platin ve elmaslardan oluşan özel hazineler biriktiği kesindi. 15 bin eser, en fazla 200 kişi için inşa edilen bir barakaya tıkıştırılmıştı. Üşümüştük ve açtık. Uzanmak bir yana, barakada herkesin çömelmesine yetecek kadar yer bile yoktu. 4 gün boyunca verilen tek yiyecek 100-150 gramlık bir ekmek parçasıydı. Ancak
hangardan sorumlu kıdemli tutsaklardan birinin yeni gelenlerden biriyle platin ve elmastan yapılmış bir kravat iğnesi için pazarlığa tutuştuğunu duydum. Karın çoğu eninde sonunda içki karşılığında takas edilecekti. Keyifli bir akşam için gereken miktarda içkiyi almak için kaç bin mark saymak gerektiğini hatırlamıyorum. Ancak uzun süredir içeride olan bu insanların alkole ihtiyacı olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bu koşullar altında kim onları kendilerini uyuşturmaya çalışmakla suçlayabilirdi? Başka bir grup tutsağın içkileri ise neredeyse sınırsız olarak SSN tarafından karşılanıyordu. Bunlar gaz odaları ve fırınlarda çalışanlardı. Bir gün yeni bir grubun onların yerini alacağını ve zorla yerine getirdikleri cellat rolünü bırakıp kurban durumuna düşeceklerini çok iyi biliyorlardı. Birlikte yolculuk ettiğimiz herkes bir gün bunun sona ereceği ve her şeyin yolunda gireceği hayaliyle yaşıyordu. Bize bagajlarımızı bırakıp SS subayının önünden geçmek için kadınlar ve erkekler olarak iki sıra oluşturmamız söylendiğinde bunun anlamını kavrayamamıştık. Şaşırtıcı bir şekilde çantamı paltomun içine saklayacak cesareti bulmuştum. Sıramdaki herkes tek tek subayın önünden geçerken çantamın fark edilmesinin tehlikeli olacağını anladım. En iyi ihtimalle beni yere sererlerdi. Bunu daha önceki deneyimlerimden biliyordum. Subaya yaklaşırken ağır yükümü fark etmemesi için içgüdüsel olarak dik yürüdüm. Derken onunla yüz yüze geldim. Tertemiz üniformasının içinde ince, uzun bir adamdı. Uzun yolculuktan sonra pasaklı ve çökkün hale gelen bizlerle büyük bir tezat içindeydi. Sol elini sağ dirseğinin altına koymuş, tasassız ve rahat bir biçimde duruyordu. Sağ eli havada sakin bir tavırla solu veya sağı gösteriyordu. Bu adamın küçük parmak hareketlerinin arkasında yatan kötücül anlam hakkında hiçbirimizin en ufak bir fikri yoktu. Şimdi sağa sonra sola ama daha çok sola işaret ediyordu. Sıra bendeydi. Biri bana sağ tarafın çalışmaya gönderilenler için olduğunu, sol tarafın ise hasta veya çalışamaz durumda görünenlerin özel bir kampa gönderilmek üzere ayrıldığını fısıldadı. Daha sonra sık sık yapacağım gibi işleri oluruna bıraktım. Çantam beni biraz sola çekse de dik yürümeye çalıştım. SS subayı bana tekrar baktı. Tereddüt eder gibi oldu ve iki elini omuzlarıma koydu. Kuvvetli görünmeye çalıştım ve omuzlarımı çok yavaş bir biçimde sağa doğru çevirdi. Böylece o tarafa ayrılmış oldum. Parmak oyununun önemi bize akşam açıklandı. Bu ilk seçim, varlığımız ve yokluğumuz üzerine verilen ilk hükümdü. Birlikte nakledildiklerimizin büyük çoğunluğu yani %90'ı kadarı için ölüm fermanı verilmişti. Hüküm takip eden birkaç saat içinde yerine getirildi. Sola gönderiler istasyona doğruca fırınlara götürüldü. Bana orada çalışan birinin söylediğine göre bu binanın kapılarında birkaç Avrupa dilinde banyo yazılıydı. Girişte her esire bir kalıp sabun verildi ve sonra, neyse ki daha sonra olanları benim açıklamam gerekmiyor. Bu dehşetle ilgili birçok kez yazılıp çizildi. Biz kurtulanlar yani sevkimizin azınlığı bu gerçeği akşam öğrendik. Bir süredir orada olan bir tutsağa meslektaşım ve arkadaşım P'nin nereye gönderildiğini sordum. Sol tarafa mı gönderildi? Evet diye yanıtladım. O halde onu orada görebilirsin dedi. Nerede? Bir el birkaç yüz metre ötede Polonya'nın gri göğüne duman salan bir bacayı gösterdi. Bacadan uğursuz bir duman çıkıyordu. Arkadaşım orada cennette uçuyor. Cevap buydu ama ben bu hakikati bana basit kelimelerle anlatılana kadar anlamadım. Fakat her şeyi kısaca anlatıyorum. Psikolojik bir bakış açısından bakıldığında istasyondaki şafaktan kamptaki ilk geçirdiğimiz geceye kadar uzun, çok uzun zaman geçmişti. Dolu silahlarıyla SS gardiyanlarının bize eşlik ettiği yolculuğumuzda istasyondan çıkarıldık. Elektrik verilmiş dikenli telleri geçtik. Kampa girdik ve temizleme istasyonuna ulaştırıldık. İlk elemeyi geçenler için bu gerçek bir banyoydu. Af yanılsaması yine devreye girdi.
SS'nin adamları neredeyse sevimli görünüyordu. Nedenini kısa sürede anladık. Bileklerimizdeki saatleri görmüşlerdi ve bizi tatlılıkla onları vermeye ikna edebildikleri sürece bize karşı iyiydiler. Zaten üzerimizde her şeyi eninde sonunda vermeyecek miydik? Niye saatimizi bu daha sevimli adama vermeyelim ki? Belki bir gün o da bunun karşılığında bir iyilik yapardı. Dezenfektan odasına açılan antreye benzeyen bir bölmede bekledik. SS'nin adamları göründü ve üstümüzdeki her şeyi, saatlerimizi ve mücevherlerimizi atmamız için yere battaniyeler serdiler. Aramızda hala yardımcı olmak üzere orada bulunan eski tutukluların şaşkın bakışları arasında alyansını, bir madalyonu ve veya uğurlu mücevherini vermese olur mu diye soran saf tutsaklar vardı. Her şeye el konulacağını henüz kimse kavramamıştı. Eski tutsaklardan birinin güvenini kazanmaya çalıştım. Ona çaktırmadan yaklaşarak paltolumun içi iç cebinde rulo yapılmış kağıtlara işaret ettim ve dedim ki "Bak, bu bilimsel bir kitabın taslakları. Ne diyeceğini bilemiyorum. Hayatımı kurtardığım için şanslıyım ve hayattan başka bir şey bekleyememeliyim. Ancak kendime söz geçiremiyorum. Bu taslağı her ne pahasına olursa olsun korumalıyım. Tüm hayatım boyunca bunun üzerinde çalıştım. Bunu anlayabiliyor musun?" Evet, eski tutsak anlamaya başlamıştı. Yüzüne önce acımayla dolu, sonra şaşkın, alaycı ve aşağılayıcı bir gülümseme yayıldı. Ve soruma cevap olarak tek bir kelime söyledi. Bu daha önce kamp sankilerinin dağarcığında bulunmayan bir kelimeydi. Siktir. O anda gerçeği açıkça gördüm ve psikolojik tepkimin ilk evresinde zirvesini yaşadım. Geçmişimin tamamını dışarıda bıraktım. Aniden solgun, korkulu yüzlerle çaresizce dert anlatmaya çalışan yol arkadaşlarım arasında bir kıpırdanma oldu. Yine kabaca bağırılan emirleri duyduk. Hemen banyonun girişindeki antreye itelendik. Burada hepimizin girmesini bekleyen bir SS'nin çevresinde toplandık. Dedi ki, "Size 2 dakika veriyorum ve saat tutacağım. Bu 2 dakika içinde tamamen soyunacak ve üzerinizdeki her şeyi olduğunuz yere bırakacaksınız. Ayakkabılarınız, kemer ve askılarınız, kuşağınız dışında yanınıza hiçbir şey almayacaksınız. Saymaya başlıyorum." Tutsaklar büyük bir telaşla giysilerini yırtarcasına çıkarmaya başladılar. Zaman azaldıkça gerilen tutuklukluları beceriksizce iç çamaşırlarını, kemerlerini ve ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Derken ilk kampçı seslerini duyduk. Deri kayışları çıplak bedenlere inip kalkıyordu. Ardından tıraş edilmek üzere başka bir odaya itelendik. Sadece kafamız tıraş edilmedi. Tüm vücudumuzda tek bir tüy bile kalmamıştı. Bunun ardından duşların önünde sıraya sokulduk. Artık birbirimizi zorlukla tanıyorduk ama bazılarının musluklardan gerçek su aktığını söylemesi üzerine rahatlamıştık. Duş için beklerken çıplaklığımızı tam olarak hissetmiştik. Çıplak bedenlerimiz haricinde hiçbir şeyimiz, hatta saçlarımız bile kalmamıştı. Sahip olduğumuz tek şey, kelimenin tam anlamıyla çıplak varoluşumuzdu. Eski hayatlarımızla somut bir bağ kurabilecek ne kalmıştı? Benim gözlüklerim ve kemerim vardı. Daha sonra onları bir parça ekmekle takas edecektim. Kuşağı olanları ise biraz daha heyecan bekliyordu. Akşam bizi karşılayan ve bölmemizden sorumlu olan kıdemli tutsak, kuşağında para ya da değerli taş saklayan herkesi tavanın şurasına aşacağına şerefi üzerine yemin etmişti. Kampın kıdemli bir sakini olarak yasaların ona bu yetkiyi verdiğini gururla açıklamıştı. Ayakkabılarımız söz konusu olduğunda da işler karışıktı. Kalabilecekleri söylenmesine rağmen iyi birer çift ayakkabısı olanlar sonunda onları da vermek zorunda kalmış ve karşılığında ayaklarına uymayan ve ayakkabılar almışlardı. Kıdemli tutsakların antrede verdiği görünürde iyi niyetli öğütlerine uyarak, çizmelerinin konçlarını keserek, bunu saklamak için kesik kenarlara sabun sürenlerin başı ise gerçekten beladaydı. SS'nin adamları sanki bunu bekliyorlardı. Bu suçtan şüpheli olan herkes yanındaki küçük odaya alındı.
bir süre sonra işkence gören adamların çığlıklarını ve kampçı seslerini duyduk. Bu sefer epey uzun sürdü. Böylece bazılarımızın hala sahip olduğu yansımalar bir bir yok oldu ve ardından hiç beklenmedik bir şekilde birçoğumuzu keskin bir mizah duygusu sardı. İnanılmaz bir şekilde çırılçıplak olan yaşamlarımız haricinde kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığını biliyorduk. Duşlardan su akmaya başladığında kendimiz ve birbirimizle ilgili şakalar yapmaya çalıştık. Sonuçta musluklardan gerçekten su akmıştı. Bu garip mizah duygusunun dışında bizi avucuna alan bir duygu daha vardı. Merak. Bazı garip koşullara yönelik temel bir duygu olan bu tür merakı daha önce de duymuştum. Bir tırmanış kazasında hayatım tehlikeye girdiğinde o kritik anda tek bir şey hissetmiştim. Merak. Bu durumdan sağlam mı yoksa kırılmış bir kafatası veya başka hasarlarla mı çıkacağıma yönelik bir merak. Soğuk merak. Auschwitz'te bile beni ele geçirdi. Bir şekilde zihnimi etrafındakilerden koparıyor ve bir tür nesnelliğe yol açıyordu. Bu durumlarda kişi bu zihin durumunu bir tür korunma aracı olarak kullanıyordu. Sonra ne olacağını ve örneğin açık havada, sonbahar sonunda ayazında, tamamen çıplak, duştan çıktığımız için ıslak durmamızın neye yol açacağını düşünerek kaygılanıyorduk. Sonraki günlerde merak şaşkınlığa dönüştü. Üşütmediğimiz için şaşkındık. Yeni gelenler de benzer şekilde şaşkınlık bekliyordu. Aramızdaki sağlıkçılar ilk olarak şunu öğrendiler. Ders kitapları yalan söyler. Bir yerlerde insanın belli bir saatin üzerinde uykusuz kalamayacağı yazıyordu. Tamamen yanlıştı. Yapamadığım bazı şeyler olduğunu zannediyordum. Şu olmadan uyuyamam veya bu olmadan yaşayamam gibi. Auschwitz'teki ilk gecemizde tuğlaların üzerinde yapılmış yataklarda uyuduk. 2,5 metreye 1,5 metre kadar olan her bir yatakta 9 kişi uyuduk. 9 kişi. 2 battaniyeyi paylaştık. Elbette sadece birbirimize yapışmış olarak yan yatabiliyorduk ama çok soğuk olduğu için bunun da bir avantajı vardı. Ayakkabılarımızı yatağa sokmamız yasak olmasına rağmen bazıları yastık olarak kullanmak için çamura batmış ayakkabılarını yatağa aldılar. Öbür türlü kafamızı sabit durmayan bir kancaya dayamak gerekiyordu. Yine de uykumuz geldi ve uyku bize birkaç saatine acıdan kaçış ve unutuş getirdi. İnsanın dayanma gücü üzerine benzer birkaç sürprizi de paylaşmak istiyorum. Dişlerimizi temizleyemiyorduk ve hem buna hem de ağır vitamin yetmezliğine karşın diş etlerimiz eskisinden daha sağlıklıydı. Yılın yarısı boyunca aynı gömleği artık gömlek görünümünü yitirene kadar giyiyorduk. Su boruları donduğu için günlerce ellerimizi bile yıkayamadığımız oluyordu. Ve yine de ellerimizdeki yara bereler çalışırken toprakla kaplanmasına rağmen iltihaplanmıyordu. Tabii soğuk yanığı olmadığı sürece. Örneğin yan odada çıt dense uyanan hafif uykulu biri kulağının birkaç santim ötesinde gürültülü bir şekilde horlayan birine yapışmış olarak uyuyabiliyordu. Biri bize Dostoyevski'nin insanın hemen her şeye alışabilen bir varlık olarak tanımlamasının anlamını sorsaydı derdik ki evet insan neredeyse her şeye çalışır ama bunun nasıl olduğunu bize sormayın. Ne psikolojik incelemelerimiz ne de biz tutsaklar henüz o kadar ileri gitmemiştik. Psikolojik tepkilerimizin hala ilk evresindeydik. İntihar fikri sadece bir an için bile olsa neredeyse herkese uğramıştı. Bu durumun çaresizliğinden ölüm tehdidinin gece gündüz sürekli ensemizde olmasından ve birçoklarının ölüme çok yakın olmasından kaynaklanıyordu. Daha sonra açıklayacağım kişisel nedenlerden ötürü kamptaki ilk akşamımda kendime tele koşmayacağıma yönelik kesin bir söz verdim. Bu kampta en yaygın intihar yöntemini tanımlamak için kullanılan bir ifadeydi. Elektrik verilen teller dokunmak benim için bu kararı vermek çok zor değildi. Ortalama bir tutsağın yaşam beklentisi nesnel olarak hesaplanıp tüm ihtimaller hesaba katıldığında çok yüksek olmadığı için intihar etmenin çok da anlamı yoktu. Kimse
Kimse tüm elemelerden geçmeyi başarabilen küçük yüzdenin içinde olabileceğinden emin olamazdı. Auschwitz'teki bir tutsak ilk şok halinde ölümden korkmazdı. Gaz odaları bile birkaç günden sonra dehşetlerini yitirirdi. Sonuçta bunlar onu intihardan korurdu. Daha sonra görüştüğüm arkadaşlarım benim kampa geliş şokuyla büyük depresyona girenlerden biri olmadığımı söylediler. Auschwitz'deki ilk gecenin ardından sabah gerçekleşen şu olayda sadece içtenlikle gülümsedim. Bloklarımızdan çıkmamamız yönünde kesin emirlere rağmen birkaç hafta önce Auschwitz'te getirilen bir meslektaşım bizim barakamıza kaçak olarak geldi. Bizi sakinleştirmek, rahatlatmak ve birkaç şey söylemek istiyordu. O kadar zayıflamıştı ki ilk başta onu tanıyamadık. Gamsız bir tavır ve tatlı bir mizahla bize alelacele birkaç tavsiye verdi. Korkmayın, elemelerden korkmayın. Doktor M, SS'nin sağlık şefi doktorlara karşı daha merhametli. Bu yanlıştı. Arkadaşımın kibar sözleri yanıltıcıydı. Baraka bloklarının doktorluğunu yapan 60 yaşlarında bir tutsak gaz odasına gönderilen oğlu için Doktor M'ye yalvardığını bana anlatmıştı. Doktor M soğuk bir şekilde reddetmişti. Ama size bir şey için yalvarıyorum diye devam etti. Her gün tıraş olun. Bunun bir cam parçasıyla yapmanız gerekse bile yapın. Bunun için son ekmeğinizi vermeniz gerekse bile. Daha genç görüneceksiniz ve cildinizdeki tahriş yanaklarınızı daha kanlı canlı gösterecek. Hayatta kalmak istiyorsanız tek bir yol var. Çalışacak kadar sağlam görünün. Topallıyorsanız bile, mesela topuğunuzda küçük bir yara varsa ve bir SS'nin bunu fark ederse sizi kenara ayıracak ve sonraki gün gaz odasına gönderileceksiniz. Müslüman derken neyi kastettiğimizi biliyor musunuz? Sefil, çökmüş, hasta, bitkin görünen ve yoğun fiziksel çaba gerektiren işler artık yapamayacak olanlar Müslüman budur. Erken ya da geç, genellikle de erken her Müslüman gaz odalarına gider. Bu yüzden de tıraş olun, dik durun ve dik yürüyün. O zaman gazdan korkmanıza gerek kalmaz. Burada duran herkesin geleli sadece 24 saat olmasına rağmen korkmasına gerek yok. Belki sadece sen hariç, gösterdiği bendim. Ve dedi ki, umarım açık konuşmamdan rahatsız olmazsın. Diğerlerine döndü ve tekrarladı. Aranızdan bir sonraki elemeden korkması gereken kişi o. Bu yüzden de endişelenmeyin. Ben gülümsedim. O gün orada benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Bundan eminim. Sanırım mantığını kaybetmene yol açan şeyler vardır. Ya da kaybedecek bir mantığın yoktur diyen Lessing'di. O normal duruma anormal bir tepki normal davranıştır. Hatta biz psikiyatrlar insanların hastaneye kapatılmak gibi anormal durumlara yönelik tepkilerinin anormalliğini normalliğinin ölçütleri olarak değerlendiririz. Toplama kamplarına gönderilen bir insanın tepkisi de zihnin anormal bir durumunu yansıtır. Ancak nesnel olarak değerlendirildiğinde verili koşullara karşı normal ve daha sonra göreceğimiz gibi tipik bir yanıttır. Tanımladığım bu yanıtlar birkaç gün içinde değişmeye başladı. Tutsaklar ilk evreden ikinciye, yani bir tür duygusal ölümün sonucu olarak edinilen göreli tepkisizlik durumuna geçtiler. Hali hazırda tarif edilen tepkilerin dışında yeni gelen bir tutsak her birini susturmaya çalıştığı başka birçok acı verici duygunun saldırısına karşı koymaya çalışır. İlk olarak evine ve ailesine duyduğu yakıcı özlem vardır. Bu o kadar şiddetli olabilir ki tutsak kendini özlemden dolayı tükenmiş hissedebilir. Sonra tiksinti vardır. Kendisini çevreleyen çirkinliğe yönelik tiksinti. Birçok tutsağa kıyafet olarak kargaların yanlarında zarif kalacağı paçavralar verilir. Kamptaki barakaların arasında saf pislik de doludur. Temizlemeye çalışsanız da temas etmeniz gerekir. Yani gelenleri lağım ve çöp temizliğiyle görevlendirmek yaygın bir uygulamaydı. Çoğunlukla olduğu gibi temizlik sırasında yüzüne lağım sıçrayan bir tutsağın yüzündeki tiksinti ifadesi veya pisliği silme çabası kapolar tarafından cezalandırılırdı.
yani istenen normal tepkilerin ortadan kalkmasıydı. İlk başlarda başka bir grubun ceza nümayişlerine tanık olan bir tutsak kafasını çevirirdi. Arkadaşlarını saatlerce çamurda düdüklerle yürütülürken görmeye dayanamazdı. Günler veya haftalar içinde ise işler değişirdi. Sabahın erken saatlerinde hava hala karanlıkken tutsak kapının önünde umursamaz bir şekilde yürümeye hazır beklerdi. Bir çığlık duyar ve bir yoldaşının yere serilmesini, tekrar ayağa kaldırılmasını ve yine düşürülmesini izlerdi. Peki neden? Ateşi vardı ve uygun olmayan bir zamanda revire gitmek istemişti. İşten kurtulmak için gösterdiği bu uygunsuz çaba için cezalandırılıyordu.